Özel Mersin Orta Doğu Hastanesi'nin sunduğu Leyla Pak'la İşte Hayat başlıyor. Merhabalar efendim. Yine günlerden çarşamba, yine İşte Hayat programında sizlere seslenebilmenin mutluluğunu ve de kıvancını yaşıyoruz. Nasılsınız geçen haftadan beri? Umarız daha iyisinizdir. Bıraktığımızdan iyisinizdir en azından. Sabah programında birlikteydik. Şimdi de akşam üzeri programında birlikteyiz. O programla öğleden sonraya uğurluyoruz sizi. Bu programla da akşama uğurluyoruz efendim. Hatta olayı biraz abartıyoruz, eve geliyoruz. Siz uyuduğunuzda üzerinize polar battaniyenizi örtüyoruz diyormuş. Merhabalar efendim. Sosyal medyanın tüm alanlarından sizlere seslenebilmenin güzelliğini yaşıyoruz yine. Canlı izle, İçel TV butonuyla da yine izlemelerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bugün de Orta Doğu Hastanesi'nin kıymetli hekimlerinden birini ağırlayacağız. Gülcihan Agayeva. Gülcihan Hanım önceki programlarımızda da konuğumuz olmuştu. Ancak şimdi yine lüzum halinde başvurulacak isimlerden birisi olarak zihnimizde yer ettiği için ve özellikle de ona sormak istediğimiz için onu davet ettik. O da kırmadı, geldi sağ olsun. Konumuz mu? Konumuz panik atak. Evet, panik atak. Çağımızın hastalığı mı? Çağımızın bir algı hastalığı mı, rahatsızlığı mı? Gerçekten böyle bir rahatsızlık var mı, yok mu? Böyle bir rahatsızlığa yakalandığımızı nasıl anlarız? Temelinde psikolojik etmenler mi yatıyor? Ya da bir insanın psikolojik olarak yatkınlığından öte yaşadığı birçok olay, hezimet, durum, mutluluk ya da mutsuzlukta panik atağa zemin hazırlıyor mu? Panik atağı tetikleyen etmenler var mı, yok mu? Bunların hepsini Gülcihan Hanım'la konuşmaya çalışacağız. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk. Nasılsın diyeceğim sana, hoş geldin diyeceğim artık Gülcihan'cığım. Olur mu? Tabii ki. Değil mi? Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? İyiyim, iyiyim. Çok şükür gayet güzel, yolunda, standardımızı bozmadan ilerliyoruz. Çiçeği burnunda nişanlı benim arkadaşım. Allah mutlu mesut etsin inşallah. Buradan damat adayımıza da sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Rabbim bozmasın, tamamını erdirsin inşallah. Amin, amin. Özel hayat diyorsun da böylece vermiş olduk. Evet. Bir insanın mutlu olması ve onu mutlu görmek izleyeni de mutlu ediyor çünkü. Ben mutlu oldum. Kesinlikle. Senin mutluluğunu gözlerinde görebildim yani. Beyefendiye de ne mutlu, sana da ne mutlu. Çok teşekkürler. Allah'ım tamamını erdirsin. Çok sağ ol. Şimdi panik atak, panik atak diyoruz ya Gülcihan'cığım. Panik atak nedir? Evet, panik atak nedir? Aslında öncelikle nedenini başlamak Olur. istiyorum. Nedir bir ya da nedeni? Bir kalp krizi değildir. Bir insanı öldürecek, ölümüne sebep olacak bir etken değildir. Felç olmasına, işte ölümcül sonuçlara yol açan, çıldırmasına sebep olacak bir durumu ortaya çıkarmaz. Ancak bu şekilde hissetmemize sebep olur panik atak. Panik atak dediğimiz şey aslında bir bozukluk da değil. Sadece bir semptom, yani panik bozukluğunun semptomu olmuş oluyor. Nasıl oluyor yani? Panik bozukluğunun semptomu. Yani onlardan, paniği mi abartıyoruz biz? Yok, öyle değil. Panik atak masum bir şeydir. İşimize yarayan bir şeydir. Yaşamsal olarak hayatımızı tehlikelerden korumamıza sağlayan insani olarak verdiğimiz bir tepkidir aslında tehlikelere karşı. Örneğin size şöyle sorayım. Bir pazar günü ormanda yürüyüş yapıyorsunuz ve bir yaban domuzuyla karşılaştınız. Ne yaparsınız? Önce panik olurum ama sonra koruma güdümle ya onu uzaklaştırmaya çalışırım ya da ben uzaklaşırım. Çok güzel. İster istemez çok panik güzel. Olursunuz. Bahsettiğiniz yani. Şey savaş ya da kaç tepkisi. Evet.
Bu nasıl oluşuyor? Bizim bugüne kadar öğrendiklerimiz, deneyimlediklerimizle... Ama bir yerde bir sorun var Gülcihan'cığım. Aynı telkinleri yaban domuzu da kendine veriyorsa işim var o zaman. Şöyle söyleyeyim, oralara geleceğiz bilmiyorum, o kısımlara. Savaş ya da kaç tepkimiz ortaya çıkmış oluyor, açığa çıkmış oluyor panik atak panik atağı yaşadığımızda. Bu da şu şekilde, geçmişten bugüne öğrendiklerimiz, deneyimlediklerimiz zihnimizde kodlanmış oluyor. Korktuğumuz, bize korku veren, korku olarak evet. öğretilenler de evet. öğrendiklerimizde kodlanmış oluyor. İlkel evet. beynimizde, bilinçaltımızda yer etmiş oluyor bu. Tabii ki de tehlike içeren herhangi bir durumla karşı karşıya geldiğimiz zaman alarm butonuna basılmış oluyor zihnimizde. Zihnimiz bedenimizi hazırlamaya geçiyor. Bu da nasıl oluyor? Fiziksel olarak orada ya savaşacağız ya da kaçacağız. Ya da kaçıp kendimizi korumuş olacağız. Korumuş. Yaşamsal olarak çok anlamlı ve özel bir etkisi vardır bunun. Aslında savaşmakta, İşimize yarayan tarafı vardır. Evet. Korunmak için. Korunmak için. Orada da ne oluyor? Kalp atışlarımız yükseliyor, kalbimiz hızlı atıyor. Bunun da bir anlamı var. Vücudumuzu hazırlıyor savaşmaya ya da orada bulunup orada uzaklaşmaya yönelik. Şimdi... şöyle bir şeyle araya girmek istiyorum izin verirsen. Herhangi bir savaş olacak bir durum yok ortada. Kimi zaman huzursuz olunacak bir durum yok. Evet. Çok arkadaşım var, çok yakından tanıdığım arkadaşlarım ve bu semptomları çok iyi gözlemlediğim arkadaşlarım var. Hiçbir şey yok. Evet. Birdenbire benim panik atağım tuttu diyebiliyor. Evet, panik atağı. Dışarı çıkmak evet, istiyor, balkona çıkmak istiyor, nefes almak istiyorum diyor, kalbim çarpıyor diyor. Ve sonra nefessiz kalma korkusu başlıyor. Doğrudur. Öyle gözlemliyorum. Doğrudur. Durup birdenbire, durup dururken zaten tanımlamalar panik atağı yaşayan kişilerde bu şekilde oluyor. Birdenbire durup, anlam arayışına geçmiş oluyor zaten orada kişi. Somut olarak var olan korkulacak bir şeyle o anda yüz yüze değil. Yüz yüze olmuş olsa zaten oradan kaçıp gidip ya da savaşmış olsa o panik atağın, paniğin yaratmış olduğu fiziksel belirtiler kişiye o anda zor gelmemiş olacak. Ama diğer türlü gerçek anlamda evet. tehlikeyle yüz yüze olmadığı için o belirtiler kişiyi dehşete düşürür hale alıyor. Ve evet. orada bu sefer yorumlamalar, anlam kazandırmaya çalışmaya geçiyor kişi. Yani bu var olan kalp ritminin hızlı atması, terlemeler, nefessiz kalacağım, işte kontrolümü kaybedeceğim belirtilerini bir anlamla bağdaşlaştırmaya çalışıyor. Bu sefer ne diyor? Kalp krizi geçiriyorum. Çünkü benzer bildiği durum... Ya da geçireceğim korkusu. Ya da geçireceğim, evet. Ya da geçireceğim şeklinde. Çünkü bildiği bu semptomları tanımlayabileceği yer kalp kriziyle benzeşiyor. Ancak hiçbir şey kendi kendine değil. Yani o anda bir anda gelmiş oluyor. Aniden geliyor, sebepsiz yere geliyor gözüküyor ama sebepsiz değil tabii ki de. Nedir bu? Şey gibi düşünelim, bağışıklık sistemimiz gibi düşünelim. Ruhumuzun da bir bağışıklığı vardır. O çeşitli stres faktörleriyle maruz kaldıkça ne oluyor? Ruhsal olarak zayıflamış oluyoruz. Peki, izin verirsen şuradan başlayabilir miyiz? Panik atan genetik öyküsü var mıdır? Yoksa panik psikolojik atan... rahatsızlıklar bize miras mı kalır? Ya da psikolojik yatkınlık mı? Bize miras kalır ve biz bu mirası yaşadıklarımızla, hayatın bize yaşattıklarıyla bu mirasın üzerine farklı tuğlalar koyarak her geçen gün panik atağa mı yaklaşırız? Yani, panik atak genetik yatkınlığı olan bir rahatsızlık mıdır? Şöyle söyleyeyim, evet yatkınlıkla ilgisi şu panik atağın, kişinin stres faktörüyle baş etme becerisi zayıfsa eğer, daha çok olumsuzluklara yöneliyorsa, olumsuzlukların içerisinde kayboluyorsa, çözüm becerisi, alternatif düşünceler, yöntemler geliştirmekte zorluk çeken bir kişiyse, evet panik atağı ya da kaygı bozukluklarına genel olarak yaşama ihtimali daha yüksek olmuş oluyor. Yani buradaki durum stresle baş edebilme becerisiyle ilgili olan bir şey. Yani evet olarak. Bu beceri ya da beceriksizlik aileden miras kalmış olabilir kişiye diyorsun.
aileden öğrenmenin de etkisi öğrenmenin var de etkisi. Burada. Ya öğrenme yetişme yoluna, sürecinde ya da öğrenmenin de etkisi var. Kültürel yapının da etkisi var. Sadece tek bir şey, tek bir sonuca yol açıyor dememiz doğru olmaz. Evet. Birçok şey. Çünkü insan ve hayatta odur. Yani değişkenler içerisindeyiz. Birçok değişken bizi etkiliyor. Evet. Şimdi böyle düşünecek olursak toplumdaki panik atak cümlesini tanımlamasını çokça duyuyoruz. Hı hı. Bir de kendi kendimize teşhis de koyuyoruz. Ay bende panik atak var. Yani herhangi bir durum ve oluşum karşısında haddinden fazla telaşlanan bir kimlik isek eğer, bunun adını hemen koyuyoruz. Halbuki bunun sebebi E vitamini eksikliği bile olabilir. Misal olabilir, aşırı heyecan değil mi? Aşırı olabilir heyecan. Tabii ki de. Hemen bir psikoloğa gitmek ya da bir psikiyatra gitmek, mesela Gülcihan Hanım'a ya da Bilge Hanım'a gitmek yerine sizin hastanenizde hemen kişi kendi kendine teşhis koyuyor. Evet, diyor ki, evet. Ben panik atak hastasıyım, kendi kendimi telkin ediyorum, işe gidiyorum, yürüyorum, su içiyorum, şunu yapıyorum. Evet, bunlar gerekli ama panik atağı kişinin tanımlaması doğru mudur? Ya da ne gibi ipuçları, belirtiler olabilir bu saydıklarınız dışında? Uykuda rahatsız eder mi bizi? Zaten gerçek anlamda panik olan atak olan kişiler, yani panik bozukluğu olan kişiler daha doğrusu, bizim kapımızdan, bizim neredeyse yakamıza bacağımıza yapışarak, sarılarak girer. Hani bir an önce bu başıma gelen nedir? Bir an önce çözülsün. Dehşet içerisinde gelmiş olur. Bir an önce ondan kurtulmak için gelir. Yani benim panik atağım var deyip de böyle yerimizde durmamız birazcık gerçekçi olmuyor. Olmuyor. Yani bu o zaman kendimizi etiketlemeyle ilgili bir durum oluyor. Evet. Birazcık kazanç sistemiyle ilgili olabilir. Ya da genel olarak da vardır. Depresyonla daha çok bu vardı geçmiş zamanlarda. Şimdi panik atağa yönelik dillerde dolanıp duruyor. Küçük bir heyecan, küçük bir daralma, stresten dolayı yorulma ya da bedensel olarak dediğiniz gibi vitaminsel olarak yorgunluklardan kaynaklı durumları bile panik olarak, atak olarak adlandırabiliyor kişiler kolaylıkla. Doğrusunuz. Hı-hı. Doğrusu. Gerçek panik atak olan kişi zaten yerinde duramaz. Kaygı, endişenin hareketlilik getirme hali vardır. O bir an önce yardım arayışına girmiş olur. Öncelikle zaten acil servisler, kardiyologlar gezilir. Onlar birçok defa gezildikten sonra psikolog ya da psikiyatriste başvuruda bulunmuş olunur. Ya da o hekimlerin telkiniyle size geliyorlar. Ya da aynen öyle zaten. Aslında o hekimlerin telkiniyle, o hekimler gerekli olan tetkikleri yaptıktan sonra sizin kalbinizin bunu yaşamanıza sebep olacak herhangi bir durumu yok fizyolojik olarak dediğinde, bazı hastalarda şunu düşünebiliyorlar. Bende öyle bir durum var ki teşhise konulmayan bir durum var. Yani tatmin olmuyor fizyolojik olarak bir şeyinin olmadığına. Evet, bir de o yönü var. İlla bir şey bulunmalı. Evet. İlla bir şey bulunmalı. Çünkü anlam arayışına, bunu bir şeye bağlamamız gerekiyor. Dedik ya en başta başlarken. Evet, onu isimlendirmeli. Aniden birdenbire oluyor. Çünkü orada korkmasını gerekecek, kaygılanmasını gerekecek somut yüz yüze kaldığı bir durum yok. Evet. Ama bilinçaltında öyle değil. Bilemiyoruz. Şimdi çocukluktan o günümüze kadar zaman süreç içerisinde bizi endişelendiren, korkutan, öğrendiğimiz, öğretilen, empoze edilen korkulması gerektiğine dair birçok şey var. Ve bunu zihnimize hard disk gibi düşünelim. Bunlar yazılıyor ve bunlar yazılırken üst üste yazılmış oluyor. Yani bunları teker teker ele alıp okumamız zorlaşıyor. Yani bir karalama gibi düşünün, o hale almış oluyor. Ve evet, orada kişi bilinçaltında onu o an ne tetikledi, ne tehlike olarak ona gelmiş geldi oldu. Bunun farkına varmamış oluyor. Oluyor. Bunun farkına varmadığı için de aniden birdenbire gelen bir panik durumu olarak adlandırıyor bunu ve anlam arayışına girmiş oluyor. Evet. En çok bildiği şey de kalp krizi. Kalbin hızlı atmanın. Ya da en çok korktuğu şey. Evet, en çok korktuğu şey de evet, kesinlikle. Bununla bağdaşlaştırmış oluyor. Kişiler bize geldiğinde ilk önce zaten bir psiko eğitim dediğimiz panik atağın ne olduğu, panik bozukluğunun ne olduğu, bunun kalp krizi olmadığını uzun uzun bunları konuşuyoruz ilk önce. Evet.
Daha sonraki süreçlerde de o dediğim üst üste yazılan kişinin öğrendiği, olumsuz etkilendiği stres faktörleri, baş etmekte zorluk çektiği neler var? İlerleyen süreçlerde de onlara ulaşıp onları yeniden yapılandırmaya çalışıyoruz. Evet. Durum bu. Dinliyorum evet. Sizi lütfen. Merakla dinliyorum. Hani hangi rotadan devam etmek istiyorsanız lütfen o rotadan devam ediniz. Çünkü çok önemli şifreler veriyorsunuz. Evet, ben zaman zaman merak ettikçe istiyorum. Araya girmek istiyorum. Çok kargaşa kafada soru işareti, anlam kargaşası oluşturan bir şey. Panik atakla panik bozukluğunun farkını belirtmek istiyorum. Panik atak dediğim gibi savaş ya da kaç. Gerçekten bir tehlikeyle yüz yüze karşılaştığımız zaman vücudun seni kaçmaya ya da savaşmaya hazırlaması, kan basıncının artması, kanın fazlaca kollara ve bacaklara pompalanması. Ne anlama geliyor bu? Kollara savaşmak için güç vermesi, kaçmak için, hızlanmak için bacaklara pompalanması. Bu süreçte tabii ki de nefes alışverişi, bu da çok önemli bir noktadır. Kişiler hem fiziksel olarak, fizyolojik olarak bu nefes alışverişi kısık kısık nefes alıp vermeye başlarlar panik atak esnasında. Evet. Bu da neye sebep oluyor? Oksijen karbondioksit dengesinin bozulmasına sebep oluyor. Kısık kısık hızlı hızlı nefes alıp vermek karbondioksiti arttırır ve böylece bayılacakmış, bayılma hissini de oluşturan taraf odur yani. Evet. Panik atak belirtilerini yaşamamız aslında yaşamsal olarak bizim için faydalı olan taraf dedik. Ancak ne zaman gerçek endişelenilecek, korkulacak bir şey yok da sanal olarak var olan bir durum varsa o zaman kişi ne oluyor? Bedenine odaklanmış oluyor. Bedenini dinlemeye başlıyor. Yani kişinin kendi kendini doldurması bu rahatsızlığın var olduğu konusunda. Sanal dediğiniz o. Kişi tarafından yaratılan. Yok, kişi tarafından yaratılan dersem yanlış olur. Sanaldan kastınız nedir? Sanaldan kastım şu, gerçek somut olarak bir tehlike var karşısında. Evet. Biri kuduz bir köpek gördü ve ondan kaçıyor. Ya da bir deprem anladım. Olduğunu fark etti ve ondan kaçıyor. Ama o anda diyoruz ya bir korkulacak herhangi bir şey anladım. Yok. O anlamda. Herhangi gibi zaten, etken olmadığı zaman. Olmadığı zaman da bedenine kulak asmış oluyor. Evet. Depremden kaçtığımız zaman ne olur? O an kalp atışımızın yükselmesi bizi irdelemez. Çünkü kaçmışız, canımızı kurtarmışız. Hatta biz faydalı bile yani. Aynen, çıkar faydalı da olan bir şeydir. Ama diğer türlü panik atak ve bu belirtiler, bütün fiziksel olarak değişim hali panik bozukluğunun sadece bir kriteridir. Panik bozukluğu dediğimiz, yani tanı koyduğumuz taraf nedir? Bir kere bir kişi panik bozukluğunu yaşadıktan sonra, panik bozukluğu aynı zamanda şöyle tanımlarız, korkudan korkma hali. Panik atağı yaşadı, korktu, bir daha onu yaşamaktan korkma halidir. Evet. Ve bir daha onu yaşamaktan korktuğu için de güvenli alan oluşturur kişi kendine, önlemler almaya başlar. Eğer o panik atağı yaşadığı sırada neredeydi, saat kaçtı, ne giyinmişti, ne yemişti, ortamı, fiziki ortamı neydiyse bir daha o panik atağını yaşamamak için o bulunduğu ortamda bulunmamayı tercih eder. Önlemler alır kendine. Yani. Ya da panik atak geçireceği zaman erişilebilir olmayı ister. Evet. Yani yardım edilebilecek yerleri tercih etmiş olur. Eğer kaçamayacaksa, yardım edilmesi zor olacaksa oraları tercih etmez. Yani bu kapalı alan korkusu, agorafobi dediğimiz şeyler vardır ya, onlar gelişmeye başlar kişide. O da mı, kapalı yer korkusu da mı, panik atağın ilerlemiş hali midir? Yoksa bir nerenin basamağıdır o, kapalı yer korkusunun? Agorafobi dediğimiz panik bozukluğunu içeriğinde yer almış olur. Bir belirtisidir. Panik bozukluğu olan kişiler artık önlem alma, güvenli yer ihtiyacı vardır. Önlem almaya çalışırlar. Yani panik atak yaşayabilme ihtimalinin olduğu yerlerden kaçınırlar. O ihtimalin olacağı bir yer onlara bu korkuyu yaşatıyor. Evet, ya da panik atak geçirdikleri zaman yardım onlara ulaşılabilmesi güç olan yerlerden de uzak dururlar. Mesela asansöre binmez. Asansör kalırsa
bana ulaşamazlar. Ben de orada havasız kalırım, nefessiz kalırım ve kalp krizi geçirmiş olurum. Endişesiyle asansöre binmekten kaçınmış olur kişi. Bütün ihtimalleri düşünerek kendini uzaklaştırması. Ya da evinden tek başına dışarıya çıkmaz. Ya da belli bir sınır ölçüsüne kadar yalnız çıkar. Uzaklaşır. Evet, falan. Uzaklaşır. O koyduğu sınırın ötesine geçtiği zaman kendisini güvende hissetmez. Tehlikede hissetmiş olur. Evet. Ve şu vardır, bu güvenlik arayışı ve alınan önlemler, kaçınma davranışı, mesela asansörden bahsettik. Asansöre binmeme kaçınma davranışıdır. Evet. Bunlar aslında kişiyi rahatlattığını, kişi bunlarla rahatladığını düşünür, kaygısını azalttığını düşünür. Ancak kişinin tampon çözümdür, o anlık çözümdür. Yani kendince önlemler alıyor kişi. Kendince önlem alması kişinin daha çok kaygılanmasına, tetikte olmasına, beklenti kaygısına girmesine sebep olur yani. Her an panik atak gelebilir, hazırlık yapıyor. Yani o panik atağın rolünü büyütmüş oluyor, onu beslemiş oluyor. Onu anlamlılığını büyütüp onu yaşamamak için aslında, özel önlemler almış oluyor. Aslında gerçek bir sorun büyütme bu. Evet. Değil mi? Evet. Bize gelen kişilerde tedavi sürecimizde... Ona ikinci bölümde geçeceğiz. Tedavi yöntemleri ve sizin danışanlarınızın yaşadıkları, size gelen danışan profilleri, işte toplumda kaç modeline rastlıyorsunuz panik atan, şu panik atak hastası şöyle bir şey yaşıyor diyeceğiz izleyenlerimize. Ama bir grubum var ki bunları yaşıyor. İşte hayatımızı bu kadar daraltıyor ya da genişletiyor diyeceğiz. Onu ikinci bölümde işleyelim. Şimdi Ezel'cim, aramızı alalım mı, saniyelik aramızı? Saniyelik aramızı alalım, sponsor reklamımızı da izleyelim. Sonra Gülcihan Agayva ile birlikte olmaya devam edeceğiz. Özel Mersin Orta Doğu Hastanesi'nin sunduğu Leyla Pak'la İşte Hayat devam edecek. Özel Mersin Orta Doğu Hastanesi'nin sunduğu Leyla Pak'la İşte Hayat devam ediyor. Korktuklarımız, korkularımız, bizi korkutan şeyler, korkularımızdan kurtaran etmenler, bunların hepsi hayatın içerisinde birer enstantane sevgili izleyiciler. Değil mi Gülcihan Hanım? Belki de az önce dedik ya, sponsor arasında, mini aramızda, daha doğrusu bana söylediniz, korkuların üzerine gitmek lazım. Onlardan kurtulmak lazım ve tedbir alarak da onları çok beslememek lazım. Bu nasıl mümkün olur? Korkunun üzerine gitmek nasıl olabilir ki? Korkunun üzerine gitmemiz, biz çalışmalarımızda şöyle yapıyoruz. Daha çok maruz bırakma tekniği dediğimiz duyarsızlaştırmayla, yani aşama aşama. Kişiyi korktuğu şeyin pat diye ortasına atıp orada onunla baş etmesini sağlamak yerine kademeli kademeli onu deneyimlemesi. Aslında çaktırmadan içine çekiyorsun. Evet, evet. Duyarsızlaştıra, ateşten kurtulmak istiyorsan ateşe atlayacaksın yani. Aynen öyle. Duyarsızlaştıra duyarsızlaştıra kademeli bir şekilde onun bir listesini oluşturuyoruz. En az korku verenden en çoğa doğru. Her bir basamağı tamamen tamamladıktan sonra artık oradaki kaygı sıfırlandıktan sonra ikinci bir basamağa geçmiş oluyoruz, onu çalışmış oluyoruz. Bunu nasıl örneğini verebilirim? Mesela yaygın olarak gözüken olduğu için asansör fobisinden örnek verelim. Evet, çok yaygın, asansöre binmek. Kişiye mesela soruyoruz, kaçıncı kata kadar çıkabilirsin? Diyor ki birinci kata kadar bile çıkamam, bir kat bile çıkamam diyor asansörle.
Orada ne yapıyoruz? Peki yanında biriyle evet. birkaç çıkabilir misin? Bunların hep şiddetini alıyoruz. Hı-hı. İlk önce yanında biriyle sadece birkaç çıkmasını sağlıyoruz. Artık buna karşılık kaygısı sıfırlanıyorsa, artık buna alıştıktan sonra bu sefer yalnız başına asansöre binip birinci katta onu karşılayacak birinin olmasını sağlayaraktan ilerliyoruz. Güven böyle duygusu. Böyle kademeli kademeli buradaki gösterdiğimiz şey yapabilir olduğunu ve yaptıkça duygusu. Aynen yaptıkça da kişi bu bedensel belirtinin, paniğin ona zarar vermediğini görmüş oluyor. Orada o an bunu öğrenmiş oluyor bu şekilde. Yani evet, mesela asansör korkusu için evet. Hı hı. Bu şey geçerli bir yöntem aşama hı. aşama. Evet. Birçoğumuzun birçok korkusu var. Yalnızlık korkusu var. Toplum önünde konuşamama ya da hı hı. istediğin gibi davranamama korkusu var. Sosyal olamama korkusu var. Kesinlikle, kesinlikle. İşte mekana ya da topluluğa ayak uyduramama korkusu hı hı. var. Sevgisizlik o kadar üst boyutta ki çağımızda. Hı hı. Bütün sevgiler insanların size işe düştüğü zamankine benziyor. İşinin düştüğü zamankine evet. benziyor. Yani çağımızda çok güzel dediniz. Güvensizlik kaygının, bence. Kaygının evet. Sebep olacağı çok fazla faktör var. Bir en de büyük etkenlerden mekanikleşme, biri güvensizlik değil mi? Mekanikleşme mısın? Hali var. Güvensizlik de güvensizlik. Yaygın bir şekilde var. Herkes bir güven arayışı içerisinde. Kesinlikle. Ama sorarsanız kimse güvenilir insan değil. Kimse kimseye güven vermemiş oluyor. Bunlar işte zaten kaygının temelleri. Bunlar her biri başlıca tek başına yeterli. Yani herkes size güvenmek istiyor. Herhangi bir iş adımında, bir arkadaşlık adımında. Hı-hı. Herhangi bir oluşum ya da bir komşuluk, herhangi bir oluşum, hayattaki herhangi bir oluşum. Yani toplu taşımaya sizinle binen insan, yanınızda oturan insan bile size güvenme dileğinde. Evet. Ay yanıma oturdum, inşallah güvenilir biridir. Değil mi? Bu ama çağımızda fakat ne kimse ben ki? Ne kadar güvenilirim diye sorgulamıyor. Hep karşının güvenilir olmasını evet, bekliyor. Evet, evet. Hep karşı taraftan bekliyoruz. Evet. Birçok şey için bu geçerli. Kesinlikle. Zaten kendimize okları döndürmüş olsak biraz daha çözüm odaklı olmuş olacağız. Kendimizi değiştirmiş olacağız. Kendi bakış açımızı, algımızı, olaylara yüklediğimiz anlamları değiştirmiş olacağız. Yani işlerimiz biraz daha kolaylaşmış olacak. Ama karşı taraftan bekleyerek kala kaldığımız yerde sayıyoruz. Bir değişim elde edemiyoruz. İşte bunların öylelikle. Hepsi tabii ki bir potansiyel olarak birikiyor, birikiyor, birikiyor. Sonrasında panik bozuklukta oluyor, panik atakta oluyor. Bence bana göre sevgisizlik hı hı. çağın en büyük sorunu, hastalığı demeyeceğim, en büyük sorunu. Sevgisizlik de mükemmel olma arayışı, hata yapmaya, eksik bir iş yapmaya karşı hani kadar insanların yanlış bir noktada değil mi insanoğlu? Panik, yoğun bir panik halleri var yani. Çok yanlış bir noktada insan o. Sizce evet. de öyle mi? Ama bu çağın yetenekli. Psikolog olarak değil kesinlikle aslında. Biz öyle. Yaptık bu çağı, biz yarattık. Evet evet yani, insanoğlunun yarattığı evet. bir şey. Yine de insanoğlunun yarattığı bir şey. Ama yani çağın getirisi derken yaygın olarak var olduğu, gözlemlendiğinden bahsediyorum. Yani bir zamana koşturma halindeyiz sürekli. Bir yarış hali, koşturma hali, evet. Mükemmel olma arayışı, mükemmel olmaya çalışmak, fazla sorumluluk alma, yetişmeye çalışma, bu sefer mükemmel olmaya çalışırken haliyle fazlaca sorumluluk almış oluyorsun. Aynen öyle. Yoruluyorsun. Katılıyorum. Bundan sonra panik ataklar da ortaya çıkıyor. Tükenmişlik oluyor yani. Zorlanmalar ortaya çıkıyor. Baş etmeye çalıştığın çok fazla şey var. Baş edemeyince de o tükenişi yaşıyor insan. Ondan sonra tükenmişlik sendromu diye moda bir deyim çıkıyor. Evet. Koyduğun hedeflere yetişememek. Gücüne göre hedef koyacaksın evet, o zaman. Evet, bu sendroma evet, da evet. yakalanmayacak. Yani hayaller ve gerçekler dediğimiz şey. Popülaritede şu anda popüler olarak dönüp duruyor. Evet. Gerçekten çok önemli bir nokta çok burası. Önemli. Yapabileceğin potansiyelin, durumun, maddi ve diğer şartların, gücün nelerdir? Bir de hayal ettiğin, zaten benlik algısıyla da ilgili olan bir durumdur bu. Benlik, var olan şu anki benliğim, bir de ideal benliğim. Eğer bunun arasında bir fazlaca uçurum varsa kişi bu sefer strese girmiş oluyor. Kişi bu sefer kendisini yetersiz görmüş oluyor. Umutsuzluğa kapılmış oluyor. Geçen gün bir yazar arkadaşımla sohbet ediyoruz.
şöyle bir baktığımda o kadar önemli şeyler konuştuk ki, dedim ki seni ne kadar çok özlemişim. Kolay kolay bu konuları konuşabilecek kişileri bulamıyor insan şimdiki sosyal çevrede. Hı hı. Bulsan dahi senden istifade etmek, fikirlerinden, amaç durumlarından istifade etmek için seni bir süre dinliyorlar, alacaklarını alıyorlar ve gidiyorlar. Ne güzel dedim, bak birbirimize anlattıklarımız birbirimizde karşılık buluyor. Hala yaşımız 22-23'tü biz onunla arkadaştık. Şimdiki zamanda bile bir alışveriş yapabiliyoruz ama ikimiz de birbirimizi donatabiliyoruz. Ne güzel bir dostluktur. Dedi ki ben bazen gençlere bayılıyorum Leyla. Bayılıyorum derken hani hayran değilim ama takdir ediyorum. Neden? Onların dedi şimdiki gençliğin geliştirdiği bir tavır var. Gelir ve senden alacağını alır gider. Hı hı, evet. İşte biz dedi bu yöntemi o yaşlarımızda keşfetseydik şimdiki bu fedakar kuşak ve toplumun mihenk taşı olan kuşak olmayacaktık dedi. Hı hı. Biz şimdikinin genç yaşlarında o kadar verici, o kadar çevremiz için yaşayan, bir büyüğümüze hürmetsizlik ettiğimizde üzülen, utanan, etik değerlere hayır önem veren, bilemeyen, iş arkadaşı bile olsak eğer yaşı bizden büyükse bakışımızda bile bir edep olan durumdaydık dedi. Düşündüm, dedim ki çok doğru söylüyorsun. Yani bu, belki de öyle insanlar daha mı mutlu? Lafı oraya getireceğim. Yani istediğini alan kişilerden bahsediyoruz yani, daha kolay. Çıkar ilişkisi içerisinde yaklaşıp işi bitecek ama onların da dostu olmaz değil mi? Arkadaşı olmaz. Bu yani ilişkiler... bu göreceli bir kavram tabii ki ama bana sorarsanız bir dengeye ihtiyacımız var. Ne değil geçmişte mi? Öğretilenler gibi işte sessiz kalmalısın, suspus olmalısın, hayır dememelisin, karşı tarafı düşünmelisin, kendini öteleyip, kendi benliğini öteleyip sürekli karşı tarafı düşünmek. Bu da ne oluyor sonra ilişkilerde ve kendi ihtiyaçlarını karşılamadığın için ruhsal çatırdamalara sebebiyet vermiş oluyor. Diğer türlü bahsettiğimiz şey de daha egolu davranma hali. Ben demeden bahsediyorsunuz zannedersem. Başkalarını düşünmeyip, kendisini düşünüp, kendi çıkarlarını gözeterekten davranmaktan bahsediyorsunuz. Evet. Bunu da tabii ki, bu da diğer bir uç nokta olmuş oluyor. Burada dengeye ihtiyacımız var. Ben de diyebilmeliyiz. Yeri ve zamanı geldiğinde sınır koyabilmeliyiz yani daha doğrusu. Ancak çocuklarımızın önüne konulan modeller böyle. Önce sen deniliyor çocuklarımıza. Önce sen önemlisin. Önce sen önemlisin. Ama insan yanıyla, yönüyle, ailesiyle, sevdikleriyle ve sevmedikleriyle bir bütün değil midir? Öyledir tabii ki. Ben bile zaman zaman çocuğuma o yanlış cümleyi kurduğumu düşündüm. Şimdi konuyu dağıtmış gibi olmayalım önce ama konunun kendisi aslında bu. Sizin dediğiniz bu. Önce sen önemlisinin mi yanlış bir ifade olduğunu, yanlış bir öğreti olduğunu evet, mu düşünüyorsunuz? Evet, o telkinlerle yetiştiriyoruz çocuklarımızı ve arkadaşımla konuşurken de dedik işte bize kimse önce sen demedi. Evet. Çok verici bir kuşak olduk biz. Evet. Önce sen... Önce sen dememenin, peki ben de size böyle sorayım, sizin için avantajları ne oldu? Bireysel olarak avantajları ne oldu? Yarattığı iyi haller ne oldu? Önce ben dememenin. Çok. Çok diğerlerini düşünmenin. Oldu. Yani fedakarlık anlamında zararım oldu ama bana çok faydası oldu. Evet. Zaten beni burada... donattı. Donandım yani, çiçeklerim oldu eteklerimde. Fedakarlık anlamında yani artık tavize dönüşmesi, fazlaca evet. fedakarlık verme hali evet. bir yerde bizi yoran bir taraf olmuş oluyor. Zorlanmalara sebebiyet veriyor. Ben bakıyorum gelen yaşı ileri danışanlarım belli bir yaştan sonra artık ilerleyen yaşlarda dönüp geçmişe bakıyorlar. Ben kendim için ne yaptım diyorlar. Net. Yani ama öyle bir kuşak 50, var ki hala kendisi için bir şey yapmaya hazır değil, değil mi? 50 üstü yaşında gelmiş olan kişilerde çoğunlukla buna yönelik gelmiş oluyor. Artık depresyona yönelik meyile davranışları oluşmuş oluyor, duygu durumu.
Görüşmelerimizi yaptıktan sonra kişinin dediği, ben geçmişe dönüp baktığımda kendim için bugüne kadar ne yaptım? Hep diğerlerini düşündüm, hep fedakarlık yaptım, hep tavizde bulundum. Evet. Ama hayat ilerledi, geçti gitti ve ben kendim için hiçbir şey yapmadım. Bunu söylüyorlar. Bu da kişilere o anda mutsuzluk veriyor. O yaş grubu içerisinde mutsuzluk. Hayat bitiyor, artık sona doğru yaklaşıyorum. Ben bu yaşamımda neler yaptım? O zaman biz buna iyi bir hal diyemeyiz. Kendimizi ben demeyi bilmemiz gerekiyor öncelikli olarak. Biz kendimizi seveceğiz, biz kendimize değer vereceğiz ki. O farklı bir durum, evet katılıyorum evet. size. O farklı bir durum ancak işte insan olma standardını olumlu olumsuz her şeyden sıyırıp sadece ben demekte çok kaybettiren bir duygu. Tabii ki de kaybettiren bir durum. Çok kaybettiren bir durum. Tabii ki de. Yani dışlanmalara sebep olur. Dediğiniz gibi sosyal ağ daralmış olur o diziler kişilerin. Diziler bile bu örneklerle dolu. Önce kesinlikle ben. Sağlıksız bir yapı. Önce ben diyen tiplerle o diğer dolu. Uç bir nokta olmuş evet. oluyor yani. Ama işte en uca alıştırıyoruz çocuklarımızı ve de gençlerimizi. O zaman baktığımızda hani bu panik atak ya da panik bozukluğun temelinde mutsuzluk, yalnızlık var dedik ya. Evet. O kadar uçlarda yaşatmaya başladık ki bir an insanları. Çok 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 emeklerden sonra gelinebilecek bir noktada bir bakıyoruz bir dizi kahramanı. İki bölüm önce burada değildi. Ben de onun yaptıklarını yaparsam iki bölüm sonra orada olabilirim. Evet, uçlara evet. alıştırdık ve mutsuzluk çok katmanlı büyümedi mi? Kesinlikle katılıyorum. Bir de bir şeyi yeni deneyimlediğimiz zaman, yeni öğrettiğimiz zamanlarda birazcık oradaki yanlışlık hali artmış oluyor. Şimdi ben demeyi öğretiyoruz ama bunu öğretiş biçimimiz, yolumuz, yöntemimiz yanlış olmuş oluyor. Birazcık da kısadan hisse yapıyoruz. Evet. Açıklamamıza ihtiyaç var çocuklara. O kesinlikle. Ben demenin ne anlama geldiğini donanımlı bir şekilde, etraflı bir şekilde açıklamamız gerekiyor. Ben derken, ben demek diğerlerini düşünmemek değildir. Kendi sınırlarını çizebilmektir. Kendini tanıyabilmektir. Ben ne istiyorum, ne istemiyorumu bilmektir ve bunu karşı tarafa aktarmaktır. Bu aslında bunu yapabildiğiniz zaman sağlıklı bir şekilde bu ilişkileri koruyan bir taraftır. Ama diğer türlü kısa bir, net bir şekilde çok içeriye girmeden öncelikle kendini düşüneceksin, kendini savunacaksın, diğerlerini düşünmeyeceksin, kendi çıkarlarını gözeteceksin dediğimiz zaman evet dediğiniz gibi diğer uç noktayı yetiştirmiş oluyoruz. O zaman da oluyoruz. Mutsuzluk çok büyüyor. Evet. Mutsuzluğun sonucunda da sizin başta çizdiğiniz yalnızlaşmalar oluyor daha sonra. Sizin anlattıklarınızın hepsi ortaya çıkıyor. Siz anlatırken sonra ben hep düşündüm dedim doğru söylüyor Gülcan Hanım. Bunların hepsinin temeli mutsuzluk olarak gelip oturuyor hayatımızın orta yerine. Yalnızlaşan kişiler çok fazla var. Evet. Hayatında dostu. Bir de şöyle bir şey var. Evet kişi şey diyor. Evlilik istemiyorum diyor. Evet. Benim hayatım bu şekilde güzel. Rahatım. Karışanım yok. Böyle yaşamaya alıştım diyor. Ama bu bizim doğamıza bir yerde aykırı. Olduğu için bir yerde çatışma yaşıyor kişi. Bir yandan da ihtiyaç duyuyor. Çünkü biz sosyal varlıklarız. Süreç içerisinde de ihtiyaçlarımız değişiyor. Bir yerde kişi hayatında kesinlikle. Olumsuzluk yaşıyor ve diyor ki ben başımı yaslamak istediğim bir omuza ihtiyaç duyuyorum. Bu sefer de bu çatışma içerisinde kalan ruhu da hayata karşı bakış açısı olumsuz olmaya, kaygıyla benim geleceğim bundan sonra ne olacak diye bakmaya başlıyor. Evet. Strese dönüşüyor yani. Katılıyorum. Yani temelinde yalnızlık ve mutsuzluk ilkesi var ise her hareketin, eylemin kişi daha da gömülüyor bu duygulara şimdiki zamanda. Evet. Sosyal medyada bunu çok tetikliyor. Birileriyle birlikte olmak gibi algılanılıyor. Gerçek anlamda bir duygusal bağ varmış gibi algılanıyor. Bir sürü yanlış algılarla dolu. İşte 1000 tane, 2000 tane arkadaşınız varsa çok sosyal bir çevreniz varmış gibi algılanıyor. Kişi tarafından evet, da öyle evet, algılanıyor. Evet, evet. Bir kişiyi saçma, çarpık bir doyuma ulaştırıyor bence. Gerçek evet. insan varlıklarından uzaklaştırdıkça çarpık bir doyum bu bana göre. Kesinlikle gerçek öyle. Bir doyum değil. Evet. Bir dostunun dizine dokunarak laf vermek. Laflamak çok ayrı tampon, bir değer değil tampon mi? Tampon çözümler olmuş oluyor bunlar. Evet. Zaten o kişilerin de ruhu tam anlamıyla doymuyor. Buna ihtiyaç duyuyorlar tekrardan da. Bir doyumsuzluk, bir
var olan o fotoğraf paylaşımları, takipçiler, sosyal medyadaki o paylaşımlar yetersiz gelmeye başlıyor. Tam bir doyuma eriştirmiyor da. Kişi belli bir süre sonra demin eş örneğinden, evlilik örneğinden verdiğim gibi bir çatışma içerisine giriyor. Yani bunun çatışmadan sonra düşünerek ya da bir uzmana başvurarak ya da sosyal çevresinde konuşarak farkına varıyor ki daha dediğiniz gibi temasa ihtiyaç var. Değil mi? Temas kurmaya, kesinlikle, göz göze bakmaya. Mekanik olmadan evet, telefon evet, dışında sesini duymaya, mekanik ses duymak istemiyorsunuz bazen. Değil mi? Kesinlikle. Mesela çocuğunuzun sesini bile duyduğunuzda telefonu kapadıktan sonra özledim Sıpa'yı diyebiliyorsunuz mesela. Evet. Değil mi? Sevgi bu, bağ bu değil mi? Yani yalnızlaştırdılar bizi. Mekanikleşmeye yönelik giden taraf bu. Ondan tercih kaynaklı eden ya da etmeyenler var. Değil mi? Peki bu popülaritenin olması şey gibi düşünün, ergenlik döneminde ergenlerin genel yaşamı içerisinde popüler bir şey olduğunda diğerleri aranılan istesin doğru olmak, bulsun ya da bulmasın o gruba dahil olmak için ne yapıyorlar, ona yönelik davranmaya çalışıyorlar aranılan yani. Evet. Burada da yine popüler olan şu anda çağımızda günümüzde sosyal medya. Sosyal medyada yoksan biraz daha kişiler kendini yok sayılmış hissediyor. Çünkü herkes bunu kullanıyor, yaygın bir şekilde kullanıyor. Evet. Bakış açısı da yani kullanmıyorsan sana olan bakış açısı da birazcık farklılaşabiliyor. Peki böyle danışanlarınız var mı? Yani sosyal medya ile sosyal çevresini sadece sosyal medya ile sınırlı tutan danışanların var mı? Böyle yaşayan sorunlar var mı? Sorun yaşayan insanlar yok, var mı? Yok. Henüz ben evet günlük hayatta tabii ki de var. Ama bana başvuran bununla ilgili sorun yaşayıp da başvuran olmadı. Yok, hayır, hani başvuranlardan herhangi birisinde ek olarak bu sorun da var mı? Mutsuzluk yaşayan, derin mutsuzluk yaşayan biri de, umutsuzluk yaşayan biri. Ki bu hakikat vardır diye düşünüyorum ben arkasında. Genel profile baktığımda, öğrencilerime baktığımda yalnızlaşan öğrencilerin mesela kısa bir kahve ya da çay arası verdiğimizde ders esnasında genelde sınıfta oturmayı ya da terasa çıktığımızda, balkona çıktığımızda balkonda en uç noktayı seçip elinde telefonu olan insan kendini yalnızlaştıran insan. Fark ediyorum, diyorum ki bu sosyal medya tutkunu bir öğrencim demek ki. Evet, hepinize birer bağımlılık yapmış halde. Evet. Ve birçok şeyin onun üzerinden dönüyor olması da insanlar alışverişe bile, pazara, alışveriş mağazalarına gidip de bunu yapmıyorlar artık. İnternet üzerinden siparişlerini veriyorlar, erişim daha kolay oluyor diye. Reklamlar onun üzerinden dönüyor, sosyal medya üzerinden dönüyor. Yani günümüzde yaygınlaşarak kullanılmış oluyor. Şimdi şöyle bir toparlayacak olursak son 10 dakikamız hemen panik bozukluk ve panik atak ayrımını yaptık. O çok isabetli bir ayrımdı. Teşekkür ediyorum. Başka neler eklemek istersiniz? Genel olarak söyleyeceklerinizi, ek cümleleriniz varsa onları da alabilirim. Yani şunu ayırt etmemiz gerekiyor. Panik atak yaşadığımızda evet kişiler dehşete düşmüş oluyor. Ama şunu kendilerine şu şekilde sormaları gerekiyor. Bu yaşadığım ne ya da ne değil şeklinde ayırt etmelerine ihtiyaç var. Panik atağı bir kalp krizi olarak görmeyip organik var olan fizyolojik bir sorun olmadığını, bunun tedavisinin olduğunu ve bilinçsel davranışçı terapi dediğimiz yöntemin altın değerinde özellikle panik atak kaygı bozukluklarında çok güzel ilerlemeler kat ediyor. Birazcık da tedavi yönteminde nasıl ilerlediğimizle ilgili bir şekilde bahsetmek istiyorum. Maruz bırakma tekniğinden zaten konuştuk. Kaçınma davranışlarının üzerine gitmekten oluşturulan. Onun dışında kişiye psiko eğitimle başlıyoruz zaten. Bütün bu bugün burada konuştuklarımızı kişiye anlatıyoruz. Bilinçlenmesini, farkında olmasını sağlıyoruz. Evet. Ne yaşadığıyla, ne olup ne olmadığına dair. Evet. Tetikleyen, panik atağı arttıran neler oluyor panik atak sürecinde? Mesela nefes alışverişine, doğru nefes alışverişine ihtiyaç vardır. Kesik kesik hızlı hızlı nefes alışveriş o anki paniği daha çok tetikleyen ve arttıran, fiziksel belirtilerin şiddetini arttıran taraf oluyor. Yavaş ve derin nefes alıp vermeye ihtiyacımız var. Bunları öğretiyoruz. Ve anlam, yüklenilen anlam.
İnsanoğlunda bizde zaten olumsuz bir olayla, durumla karşılaştığımızda zihnimiz bunu alıp felaketleştirmeye çok meyilli bir yapısı vardır. Panik atak yaşayan kişiler de felaket anlamlar yükler bu yaşadığı belirtilere. Bu anlamları yeniden yapılandırmaya, yüklediği anlamları evet. yeniden yapılandırmaya ihtiyacımız var. Evet, dedik ki somut bir korku yok yüz yüze kaldı. Bunu tetikleyen kişinin yaşamına bakarız, hayatına. Evet. Demin de bahsettiğimiz gibi yalnızlaşma mı var? Mükemmel olma çabası mı var? Diğerlerine hayır diyemiyor mu? Çok fazla sorumluluklar mı yüklüyor kendine? Ya da hepsi bir arada mı? Ya hepsi bir arada mı? Ya da güvensiz mi hissediyor yaşamında? Yani o bahsettiğimiz olumsuz bir durum yaşadığında, yaşam olayıyla karşılaştığında. Ya da zamanında çok fedakar yaşamış, şimdi kendinden mi çıkarıyor acısını? Evet, bunlara bakıp bu sefer bunları ele almaya başlıyoruz, bunları işlemeye başlıyoruz. Tabii dedim ya, o kodlar yazılıyor, üst üste yazılıyor ve kişi bilinçli evet. olarak bunun farkında olmuyor. Evet, kesinlikle. Biz de terapi sürecimizde onları daha okunabilir hale getirip hangisi bu kişiyi yoran, yaşamını yoran, panik geçirmesine sebep olan etkenler, faktörler, onları bulup onlar üzerindeki kişide yaratılan durumları evet. yeniden ele almış oluyoruz. Çok güzel bir toparlama oldu. Bu tür bulgularınız var ise ya da durumunuzdan memnun değilseniz sevgili Gülcihan Agaeva ile buluşuyorsunuz Orta Doğu Hastanesi'nde. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz dinlemek çok güzeldi. Canım benim, çok sağ mutlu olun. Oldum tekrar ağırlamaktan. Sağ olun. İlk programımız da çok güzeldi. Bu da çok evet, iyi oldu. Evet, o da kaygı üzerineydi. Evet, bu da kaygı üzerine oldu. Hayatın temelinde o var evet, aslında. Değil mi? İyi yani. Şeyler için kaygılanalım. Evet. Güzel kaygılarımız olsun. Bizi yükseğe fırlatacak kaygılarımız olsun. Kaygıya ihtiyacımız var. Kaygısız bir yaşamdan söz edemeyiz. Edemeyiz. Mümkün Hı-hı. değil. Katılıyorum. Kaygının faydalısı ve de zararlısı. İşte evet. bu sevgi üzerine konuştuk bugün. Hı-hı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar mutluluklar diliyorum sana. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Orta Doğu Hastanesi hekimlerinden psikolog Gülcihan Agaeva bugün konuğumuzdu sevgili izleyiciler. Korktuğumuz ne çok şey var dedik. Korktuklarımız aslında bize anlatılanlar mı, ezberletilenler mi? Belki de böyle bir hekimle, psikologla buluşmamız lazım. Ezberlerimizi bozmamız için. Belki de yanlış şeyleri ezberledik. Belki düşüncelerimizin şifresini kırdırmamız gerekiyor. Ama ne olursa olsun, bir mutsuzluk da varsa, bir yalnızlık da varsa program süresince asla eleştirdiğimiz düşünülmesin. Kimin yarası ne kadar derinde hiç kimse bilemez. İnsanların birbirini çok kolay yargıladığı, çok kolay klişe kelimeleri ya da cümleleri birbirine yapıştırdığı bir dönemdeyiz. Belki de bu acımasız yönümüzü birbirimize karşı biraz törpülemeliyiz. Önce kendi hayatımıza bakmalıyız, sonra diğerlerini eleştirmeliyiz. Her şeyin temelinde vicdan ve sevgi var. Bugün de bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Haftaya çarşamba günü işte hayatta yeniden buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. Özel Mersin Orta Doğu Hastanesi'nin sunduğu Leyla Pak'la İşte Hayat sona erdi.